Ali Hamenei'nin oğlu Müşteba'nın avantajları ve dezavantajları nedir? Hakan abicim buyurun. Ahmet Bey şimdi ne diyor ki mesela Müşteba'nın önünü açmak için devlet içerisinde Müşteba'yı dini lider yapmak isteyen grup bu suikasti düzenledi deniliyor. Bu hem satın alınan En çok hikaye konuşulan. bu. Ama bir de şu var. Reisinin ölümünden dolayı ve reisi destekleyen bir grup var. Eğer öyle olursa onlar da Müşteba'nın dini lider seçilmesine bak sen suikasti ortadan kaldırdın diye tepki gösterebilirler. İşin bir de öbür yüzü var. O yavaş yavaş da İran içinde oluşmaya başlamış. Müşteba'ya karşı bir tepki de oluşmaya Öfke, başlamış. alerji. Aynen öyle. Şimdi ben biraz farklı bir noktadayım. Pazartesi de söylemiştim, Abdülkadir Bey itiraz etmişti. Şuraya iki not yazarak söyleyeceğim söyleyeceklerimi. Benim söyleyeceklerimin doğru olup olmadığını Onur, teşhis Hakan etmek için. Bayrakçı stüdyomuzdaki bütün olanakları kullanmaya karar vermiş durumda. Şu an Tabloya tahtayı ele yazacağım. geçirdi. Tahtayı tabii. Şimdi ben konunun farklı bir boyutta olduğunu baştan beri düşünüyorum. Geçen pazartesi tarif ettim. İran devlet konsepti 600-700 yıldır yönetimde çok sık ve en etkili noktalarda Türklerin olmasından rahatsız. Bu rahatsızlığını şimdilik bu bir 5-10 yıldır, 20 yıldır idare ediyordu. Ama en son dini gücü çok yüksek. Onu kabullenmişler. Ama bir daha İran'da benim gözlemim babaannesi ya da anneannesi Türk olan, babası Türk olan, annesi Türk olan birini kolay kolay yönetime getireceklerini sanmıyorum. Çünkü Müşteba'nın şimdi babası mı Türk oldu? şöyle, Babaannesi. babasının annesi Ha, Türk, babaannesi hakiki Türk. Türk, Babaanne. özbeöz Türk. Onun için Türkçe biliyor. Nereden bilecek? Müşteba. Ana dili Türk. Onun da babaannesi Türk olmuş oluyor çünkü babasının Müşteba da annesi. biliyordur Türkçe muhtemelen. Bilmiyorum. Bilip bilmediğini bilmiyorum. Ama farklı bir gözle baktığım için burada eğer yeni Cumhurbaşkanı adayı Hamaney kuvvetli bir lider. Yani bütün dengeleri tutuyor. İran için iyi bir lider. Onu da ikna ederler oğlun aday olmasın diye. Yani Cumhurbaşkanı adayı olarak Türk kökenli birini İran istemeyecektir. Bir, babaannesi anneannesi Türk olan. İki, Tebriz'e yeni vali kim tayin edilecek merak ediyorum. Üç, yeni dini lider, yeni Ayetullah, yani yeni Tebriz'e tayin edeceği kişi Fars mı Türk mü olacak merak ediyorum. Hayır, Tebriz'in şeyi. Tebriz'in temsilcisi. Kimdi o Onur Ayetullah Çok sevilen. Haşimi? Haşimi ya. Haşimi değil mi? Neydi o? Haşim. Haşim, Ayetullah. pardon. Ali Haşim. O bak şey varmış. Ayetullah Ali Haşim'in bir şiiri varmış. Var mı? Bir versene onu madem ondan bahsediyoruz. Sen bu kişinin yerine diyorsun. Evet, bu Türk. Bu Türk. Bir playleyelim. Ve aynı zamanda Ayetullah yani. Ayetullah. Tabii, çok da Ayetullah. sevilen bir Tebriz Türk. Cuma Tebriz İmamı. İmamı. Şimdi Tebriz Duyabilir miyiz İmamı, sesi? buyurun dinleyelim. Sonra bir şey söyleyeyim. Abi tam Türkçe şiir Aynen okuyor. Azerbaycan lehçesiyle Evet, şiir okuyor. Türkçe şiir okuyor. Anladınız değil mi Tabii birçok tabii. şeyini? Çünkü Daha önce de anası da izlemiştim. Türk, babası da Türk. Vallahi Şimdi ben abi dolayısıyla sev
Yani Hulya semaver mi diyor orada bir yerde? Semaver gibi bir tabii, şey. Tabii akan da diyor, gelen de diyor. Evet, yani mesela evet. Azerbaycan arada, lehçesini. Ama ney de böyle konuşabiliyor? Ha, biliyoruz. Biliyor muydunuz böyle? Kars, İstese böyle ama çok evet. Şey yapmıyor. Halim Kars, Erzurum, Bayburt yöresi Anadolu'da. Azerbaycan lehçesini çok kolay anlar. Çünkü çok benzer fiil şey falan. Valla ben çok dikkatle dinledim. Çok ya az şey kaçırdım yani. Evet. Giden de gelen de. Bu bakanda. Sana itiraz anlamında değil. Yıldırımlar de. Çakan'da. Çakan'da. Evet. Seller şakı. İtiraz anlamında değil. De. Evet. Bir yere bağlayacağım ama sen söyle. Yok, küçük bir dipnot düşmek adına. Şimdi İran'da dediğin doğru. Yani Türkler var. Farslar, Kürtler de var. Mesela Kasım Süleyman'ın Kürt olduğu söyleniyor. Şimdi burada niye bunu söyledim? Asıl olan iki tane temel parametre var İran'da. Türkiye'de Fars, Kürt olman değil. Şii olman. Artı rejim yanlısı. Yanlısı. Ya burada bu iki parametrenin önemli, belirleyici olduğu söyleniyor. Yani orada şimdi biz Türk falan diyoruz ama Şiilik etnisitenin üstünde bir anlayışa sahip. Yani bunu da gözden kaçırmamak. Yani bu iki parametre tamam. Varsa ben problem olarak görmüyorlar edin. Diyorlar. Tamam. Ben bitireyim fikrimi. Ha eyvallah. Yok, benim ben fikrim. Sadece yaptım o İran şeyde okumalardan için, bakın gördüm. Ben İran'ı 3000 yıllık tarihini inceledim. İran'da İranlar 3000 yılın 2400 yılında kendi kendilerini yönetmişler. 600 yılında son 600 yıldır Türkler var yönetimde. Bunu bir İranlı yani bu dini, mezhebi falan her şeyin üstünde gider. Bir İranlı için. Başka ülkelerde değil bu. Dini konular elbette en hassas birinci konuları. Ama konu Türkiye'ye ve Türklere geldi mi İran'ın tavrı değişir. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi mesela düşünsenize bir İranlısınız. Sizin ülkenizde bir Kaşgar Hanedanı diye bir hanedan var. Onu deviriyor birisi. Şeyhin Şah oluyor yerine. Bu Atatürk'ü ziyarete gelen, 22 gün Türkiye'ye gelen Rıza Pehlevi. Onun da annesi Türk. O yönetiyor. Sonra devrim oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Sonra Hümeyni geliyor. Hümeyni Fars, Türk değil. Sonra birdenbire gene bir zaman geçiyor. 79'dan sonra dini liderin annesi Türk birisi. Etkili yerlerde Türk birisi. Ya İran'daki Türk konseptini biraz hani incelenebilse... Dediğim anlaşılabilir. Bizi severler, din kardeşi derler. Hepsi tamam ama bir tek rahatsızlığı vardır İranlı. Beni yönetmeyeceksin der. Ben en eski devletim. Ben Pers İmparatorluğum ama var. Ama 30 milyon Türk var abi. Tamam işte onu. Tam 30 milyon Türk. Hangi Türk o? Orta Asya'dan gelip oraya ilk yerleştik. Bir kısmımız buraya geldi, bir kısmımız orada kaldı abi. Ben aynı şeyde, Oğuz Türkleri bu. İran'da vallahi, iki parametre yani, değil. Engelleyemez diyorum yani. Bir daha söylesene onu. Neydi o iki parametre önemli? İki parametre yani. Şiilik ve rejime bağlılık. Şiilik ve rejime bağlılık. Yani adam Türk müsün, Fars mısın bakmaz. Millet önemli olmuyor. Evet. Din işin içine girince. Sen diyor hep işin içine Şii girince, misin? Evet. Rejime bağlı mısın? Ya, tamam. Rejimin adamı mısın? Tamam. Evet, ben aynen. Israr ediyorum. İran'ı yönetmeye geldi mi, Türk yönetici artık istemeyecekler. Size de söyledim. Bir, yazmama gerek yok. Yeni Tebriz valisi, bakayım Türk mü tayin edilecek? Ya şöyle... Bir dakika bitiriyorum, müsaade et. Görüşlerinizi anladım. Siz böyle bir şey yok diyorsunuz. Ben başka bir şey söyleyeceğim, o değil. İki, dini Yeni Tebriz'in temsilcisi dini lider. Bakıyorum Türk mü gelecek... Fars kökenli mi geldi? Ben de söyleyeyim. Siz konunun birinci değil. Planda dini... Bir dakika bitiriyorum abi. Yani dini... Sen şunu diyorsun. Hı. Şu Ayetullah Ali Haşim'in yerine Türk mü gelecek? Bir ona bakacağım. Çünkü bir. Bu Türk. Aynen öyle. İki, yeni vali Türk mü olacak? Bu da Türk. Ölen Türk. Ha, şu. Ha. Türk. Siz reisi dediğimizde son 8 aydır Azerbaycan'la ve Türkiye'yle olumlu ve uyumlu bir politika gelişti. Şimdi tesadüfe bakın. 4 kilit adam, ikisi Türk, birisi ağlayarak Türkçe şiir okuyan bir Türk üstelik. 3. kişi de Cumhurbaşkanı, en yetkili kişi. O da 8-10 aydır Türkiye ile ve Azerbaycan'la çok özel politikalar geliştiren bir Türk. Ben buradan farklı şeyler okuyorum. Bir de İran'ın, İranlıların Türkiye bakışını bilirim. 900 yıllık bakışını. Yani geçen hiç yıl bakışımız değil. Peki abi kızmazsan biz farklı okuyabilir miyiz? Ne kızması ya? Hayır, anlatıyorum anlatma üstü bu yani. Bizde problemler yani. Ben ama şöyle, ben yani şuradan burada ben herkes şuradan etkilendi katıl. Şimdi. Bir yok, şey öyle. Söylesek mi bak, söylemesek mi? Yok ya Hakan abi. Bu benim görüşüm bak, abi. Bir şey söyleyeyim. Ben haz etmedikleri konusunda seninle %100 hemfikirim.
Hiçbir itirazım yok. Yani bizden haz etmiyorlar. Evet. Yani Türkleri sevmediğini hepimiz biliyoruz. Öyle demeyelim. Haz eden var, haz etmeyen var. Öyle yani, yani genel bir devlet politikası olarak. Yani haz etmiyorlar çünkü Orta Doğu Persler hep yönetti. Bu Türkler nereden çıktı? Evet. Orta Asya'dan geldi. Evet. Türkler geldiğinden beri İran'ı Türkler tamam, etkili. Tarihte hiçbir itirazım, örneği yok. Fakat şu anki İran rejiminin kodlanış biçimi, hı hı, en üstte abi Şialık, rejimi koruma, diğerleri çok daha ileri planda. Şöyle mesela niye ben Kasım Süleyman'ı örneği verdim? Kasım Süleyman mesela hani Kürt olduğu söyleniyor ama az buz Kürt öldürmedi. Yani rejime itiraz eden. Demek ki çok da umurunda olmuyor. Yani bu şeye sana itiraz anlamında söylemiyorum. Ya itiraz bunu da, edebilirsin. Hayır. Bunu da gözden kaçırmayalım. Hayır ya, konuşurken. Hayır, yok yok. Sık sık kesildiği için anlatmaya çalıştım. Hayır, ben sadece şeye derdim ya, o. Başka orada da kendi işlerinde ayrıca Türk olduğu için bir defans uyguluyor olabilir. Gerçekten bilmiyorum. Ama tamam, yeni tayin edilenler bakalım Fars kökenli mi, Türk kökenli mi olacak? Yani mesela göre Hamaney'in de hani bir tarafı Türk ama adam dini lider şu anda. Ama çok özür diliyorum. Şimdi yani, burada velev ki Hakan Bey'in dediği gibi Türk ya da Farsi biri atandı, İranlı biri. Hı. Yani sonuçta bu suikast ya da bu kazanın suikast mı sabotaj mı olduğunu da çok açıklamaz bu yani. Kesin. Ben, peki iki Eray şey Hocam gelebilir misin? Bir şey söyleyebilir miyim Ahmet Bey? Şimdi şöyle, Şah İsmail da Türk. Yani Azerbaycan'da Türklük çok farklı bir şey. Mesela biz hani Türkler orada ikinci sınıf vatandaş gibi algılanmaz. Evet. Türkler orada yönetimin çok etkin bir parçası. İran. İdaretin İran'da çok etkin. Mesela ben parlamentoda bir kadın grupla bir şeye katılmıştım. Liderleri Azeri Türklerdi. Ve Türklük bilinci çok güçlü. Ya o yüzden ben parlamentoda çoğunluktalar, bürokraside hani çoğunluktalar, devlet politikası olarak ve şeyler, ticarette de etkililer. Yani bunu o açıdan, bu son olayı o açıdan okumaya kalkışırsak, yani bundan sonra çok etkin görevlere Türkler gelebilir. Mesela Ali Hamenei'nin babası Türk, Türkçeyi çok iyi biliyor ama Türklere hiçbir faydası olmamıştır orada. Niye? O sayede ve bizim kalabildi zaten. Irak, bizim Irak'ta, Suriye'de rakibimiz olan İran. Peki. Yani o politikalara çok etkisi olmaz. Bu olay ya, başka bir şey. Peki, Azerbaycan, Ermenistan savaşında İran niye Ermenistan? Bir cümle de ben söyleyebilir miyim? Bu bir güç, açık burada söyledim. İran bir güç savaşı var. Konuşmak istemiyorum. Tek cümle. Tamam. Tek cümle. Yani Türklük şimdi üzerinden Doğu, okumak Azerbaycan eğer güç savaşı var, orada başka bir Türk ve hayatını orada kaybetti. Bir var. Bir, arkadaşlar bir İsmail Keri dinleyelim. Abdülkadir Selvi'ye teşekkür ederim. Bunun yerine bir Fars getirirlerse eğer orada Doğu Azerbaycan'daki Türkleri ciddi anlamda rahatsız eder. İran doğru, ben bunu göze alır mı? Bilir. İran göreceğiz, tayinleri göreceğiz. Bilir. Peki şimdi ikisine de bakacağız. Bir de eyaletlere bölmüş ya. Yani Doğu Azerbaycan eyaletine bir Fars atamazlar yani. Ya şöyle Kasım Süleyman Kirman Kürt ama orada abi seni Kürtler konuşturmamaya kararlıyım. Şimdi şöyle bir durum var. Ben Eray Hocam'la ve sizin de katkılarınızla bir kriminal inceleme yapmak istiyorum. Yani bu iş sabotaj mı? En zor kısmı. Yoksa kaza mı? Yani iki ihtimal var. Ya buna bir sabotaj yapıldı ya da kaza. Bundan sonra da en çok o konuşulacak Ahmet. Esas bu akşamın gündemi de o. Sabotajsa kim yaptı? O soru da önemli. Çok bir doğru. De şöyle bir şey var. Bazıları da diyorlar ki sabotaj olsa bile sabotaj olduğunu resmi makamlar asla açıklamayacak. Asla açıklamaz. Bazılarından biri de benim. O zaman bilemeyeceğiz yani. Yani spekülasyon. Çünkü başka ülkeden spekülasyon yapacağız. Evet. Yani. Başka ülkeden kaza kırım ekibi isteselerdi Rusya'dan ya da bizden. Bilinebilirdi o zaman. Ama kendileri yapacaklar. Ya bir de tabii şimdi o konuya geçmeden başka bir sürü şey konuşacağız. Yani. Evet. Tam